Yurttaş Postası'ndan merhaba. Bu hafta Mutlu Öztürk bizimle zor meseleleri sınıfta konuşmak dedik ama önce belki onun ne demek istediğimizden bahsetmemiz lazım. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizi öğretmenlik mesleğinden ve aslında bu konularda eğitim konusundaki çalışmalarınızdan biliyoruz. Zor meseleleri dedim. Aslında bu zor mesele dediğimiz şey sınıftaki barışçıl eğitimin nasıl yapılacağı en önemlisi. Ona hani girmeden önce onun ayrıntılarına, sınıftaki barış dediğimizde oradaki aktörlerden herhalde en önemlisi öğrencilerden sonra belki öğretmen. Yani hani oradaki o dengeyi yürütmek açısından. Biraz öğretmenlik meselesini konuşalım. Hani eğitim sürecinden itibaren, eğitim fakültelerinden itibaren ve sonra ders veren öğretmeni de düşünürsek öğretmenlik nasıl bakabiliriz? Siz yıllarca öğretmenlik yaptınız olarak da nasıl değerlendirebiliriz? Evet, tanım sorusundan başladık. Bilmiyorum ekşi sözlük entrisi gibi mi tanımlayayım? Ansiklopedi entrisi gibi mi? Ama sonuçta öğretmen en azından bugün yani öğretmenin tanımı tabii tarih içinde değişiyor, işlevi de değişiyor ama bugün esas olarak bir tür rehber olarak düşünmek lazım öğretmeni. Bilginin kapılarını açan ve çocuklara o yönde rehberlik etmeye çalışan bir yol arkadaşı gibi düşünmek lazım bence. Yani toplamda zaman içine geldiğim sonuç bu. Yoksa başlangıçta idealist bir dünyayı değiştirmek için bir araç olarak okulu kullanmaya niyetli bir öğretmen tarifiyle aslında hikaye bu yaygın eğitim meselesinin ilk kuşağın öğretmenlerine baktığımızda o tür bir kaygı görüyorsunuz. Bugün geldiğimiz noktada daha çok dediğim gibi bir tür rehberlik olarak düşünmek lazım. Ya bu zor meseleler ve barış falan meselesine gelince şimdi yani ben bir esas olarak yani kısaca özetlemek gerekirse esas olarak tarih öğretmeniydim ve tarih öğretmeni olmak demek de hele yani standart bir tarih eğitimi yapmaya niyetiniz yoksa aslında hep bu tür zor meseleler diye adlandırdığı, literatürün de zor meseleler diye adlandırdığı meselelerle sürekli karşı karşıya kalmak demek. Çünkü geçmişi anlatmamızı isterken müfredat ve diyelim sistem bizden aslında bugüne yönelik bir kurguyla bir öğrenci yoğurma etkinliği istiyor. Çaktırmıyor ama böyle bazen de çok çaktırıyor. Yani en son Milli Eğitim Bakanlık denen şey henüz varken Milli Savunma Bakanıydı. Çok simgeseldi yani. Ama ondan öncesi de çok bu açıdan temiz değil. Özellikle tarih eğitiminden ama bütün okuldan talep edilen şey öğrencilerin bir tür nasıl diyelim potansiyel asker olarak yetiştirilmesiydi bir yere kadar. Şimdi de başka şeylerin askerliğini yapmaları yani ama esas olarak vatandaş kurgulama. Evet esas olarak yani öğrenciyi bir özgür yurttaş adayı olarak bilinçli bir yurttaş adayı olarak yetiştirmekten çok merkezin tarif ettiği ve talep ettiği malzemeye dönüştürme işlevini bize yüklüyordu. Öyle olunca da eğer biraz da okur yazarsanız ve hafiften de muhalifseniz bunun kapılarını nasıl esnetebileceğinizi düşünmek zorundasınız. Dolayısıyla bir tarih öğretmeni olarak daha ilk mesleğe başladığım andan itibaren bu meseleleri ne bileyim 1915'i nasıl anlatmalıyız sınıfta, 6-7 Eylül'ü nasıl anlatmalıyız, Kıbrıs meselesini nasıl anlatmalıyız, darbeleri tarihimizde nasıl anlatmalıyız meselesini hep düşündüm. Ne bileyim Maraş'ı yeri geldiğinde nasıl anlatmalıyız, 19. yüzyıl Osmanlısı'nı nasıl anlatmalıyız diye gider. Ama yani bunlar üstüne düşünmek ve bu meseleleri de sizden beklenen ve işte makbul kabul edilen tarifin ötesinde bir formatla gerçekleştirebilmek için bunu hep dert ettim. Tarif aklında daha en başından beri bu öğretmen eğitimlerine yönelik çalışmalarda falan yer alarak, işte alternatif insan hakları eğitimi meselesinde birçok öğretmenle çalışarak hep bunu düşündüm ve yapılamıyor değil, yapılabiliyor yani. Sonuçta. Bu aslında hani tarih bir yandan en çok bu tarih dersinde bu meseleler gündeme geliyor. Bir yandan da aslında imkan da sunuyor. Hani tarih öyle, içinde öyle konuşabilmek. Yani eğitimi işte hani ideolojik bir şey olarak düşünürsek, yani o dediğimiz makbul vatandaş yetiştirme meselesinde tarih herhalde en çok ona araç sağlayan. Bugün de mesela şimdi tarihi bugünden bakıp tekrar değiştirme veya tekrar kurgulama çok konuşuluyor. Bu mesela sınıfa nasıl yansıyor? Biraz onun üzerine düşününce. Buna tamam cevap vereceğim, geliriz, ama ondan önce bu hikayenin bir de şeyi var. Yani tarih dersi ondan önce 90'larda mesela milli güvenlik dersi, muhtemelen bu gidişle din eğitimi dersleri böyle bütün hikayeyi kuran, çaktırmadan kuran kritik dersler var. Ama bunların işlevini gerçekleştirmesi için etrafında da bir böyle geniş bir aygıtlar kümesi var. Yani okul iklimi, işte örtük müfredat dedikleri, hidden curriculum, yani gizli müfredat da diye deniyor dedikleri şey, yani pazartesi ve cuma günleri yapılan bayrak törenlerinden işte bir zamanlar edilen işte o anda kaldırıldı. Şimdi yani kaldırıldı ama yani neredeyse o işlevi görecek başka şeyler yerine ikame edilerek kaldırılıyor. Yok, hayır, yani tekrar gündeme gelsin diyen bir kesim de var. Yani hani tekrar bu gidişle gelir zaten. Evet. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'na Süleyman Soylu'nun gelmesini bekliyorum o karar için. Ama önemli değil yani. O ant içilmese de okulu siz bir tür ant mekanı gibi kurguladığınızda ayrıca bir ant içirmenize gerek yok. Şu anda da o dönemde de Cumhuriyet tarihinin hemen hemen bütün dönemlerinde esas olarak varlığına armağan eden çocuklar yetiştirmeye yönelik. O varlık onun varlığı olur, bunun varlığı olur, şunun varlığı olur, ama çocukları birer siyasi tutuklu, birer rehine olarak gören bir zihniyetten bahsediyoruz. Onu diyordum, yani tarih eğitiminin ötesinde ne bileyim bu beden eğitimi dersine de, bu müzik dersine de, bu işte hemen hemen bütün derslere ve sınıfın mimarisinden okulun iklimine kadar birçok aygıtla siz çocukları birer özgür birey olarak yetiştirmeyi istiyorsunuz, yoksa birer mümin, mürit, işte asker ama kendi iradesi olmayan ve bir şeylerin peşinden gidecek ve sorgulamadan gidecek şeyler olarak mı yetiştirmek istiyorsunuz sorusu hep gündemde. Ama tabii orada çok özel bir yeri tarih eğitimine hem devlet hem toplum genellikle atfede geldi. Yani çocuklar bir bilgi yarışmasında bir şeyi bilmedikleri zaman, 1453'ü bilmem işte Çin Seddi'ni falan bilmedikleri zaman herkesin dönüp suçladığı aktörler de biraz tarih öğretmenleri. Dolayısıyla evet, tarih öğretiminin ve tarih öğretmenlerinin orada kritik bir yeri var, ama dediğim gibi şeyi genişletmek lazım. Yani oradaki değişim arzusunu bütün okula yaymak lazım. Bu Suriyeli öğrencilerle çalışan öğretmenler projesinde de mesela, yani her branştan öğretmenle çalıştık ve bütün derdimiz onlara bu tür bir perspektifi, yani branşı matematikse de, branşı fizikse de, branşı ne bileyim işte edebiyatsa da, nasıl barışçıl bir iklim, barışa değer veren, ötekiyle yaşamaya hazır, bunu bir katlanılacak bir şey değil, bir zenginlik olarak görebilen çocukların yetiştirildiği okullar, bulunduğu okullar nasıl yaratırız sorusu etrafında bütün öğretmenlerin düşünmesi lazım. Zaten ben tarih dedim ama evet, ben kendim de şahit oldum. Mesela kızım Türkçe dersinde kendisi açısından ayrımcı bulduğu bir şeye şahit oldu. Mesela dille ilgili bir meselede işte Kürtçe ile ilgili bir öğretmenin dalga geçtiğini hissettiği için üzülerek dönmüştü eve. Hem de edebiyat hocası. Edebiyat öğretmeni. Yani bu bütün sınıflar için de geçerli. Tarihsel süreçten bahsettik. Tarihteki zor meselelerden bahsettik, ama Suriyeliler dediniz. Zor meseleler günümüzde de devam ediyor. Yani işte mülteciler eklendi. Onlarla birlikte yaşamak var. Zaten Türkiye'nin kendi içinde sürekli zor günler. Kutuplaşması çok olan bir ülke. Milliyetçilik meselesi var ve o yüzden de yani okullarda giderek sonuçta bir sorun meselesi. Yani şimdi mesela özellikle liselerde, belki ilkokulda bunlar çok gündeme gelmiyor ki, geliyor aslında. Yani sonuçta öğretmenler müfredatın dışına da çıkarak veya o günkü gündemdeki şekillenmelere göre, mesela haberlerde diyelim ki Afrin'le ilgili bir durum var, okulda da bu konuşuluyor ya da veliler bununla ilgili çocuklarıyla konuşuyor. Bir şekilde ilkokul çocukları da aslında bu bu meselelerden, hani gündelik hayattaki o anki meselelerden de etkilenip sınıfta bunu yorumluyor veya öğretmenle konuşacak oluyor. O yüzden de hani bu zor meseleleri öğretmenin nasıl konuşacağı veya nasıl yorumlayacağı önem kazanıyor. Evet, evet, çok kritik, haklısınız. Yani bir de tabii yani diyelim ben küçükken, siz işte öğrenciyken, hatta 90'larda bile en nihayetinde ne bileyim yurtta sulh, cihanda sulh gibi laflar duyardık. Yani bir barış lafının bir kıymeti en azından lafzen vardı ve yüce bir değerdi. Yani bugün, yani şu son diyelim, hele son 3-4 yıl yani kabaca içinde oluşan atmosfer bence 12 Eylül dönemini, yani bugüne kadar memlekette yaşadığımız militarist, saldırgan, muhafazakar diyelim doruk anlarını düşündüğümüzde hepsini geçen bir oranda nasıl diyelim fetişçi bir zihniyete sahip. Yani yüceltilen kahramanlara baktığınızda, televizyondaki dizilere baktığınızda, yöneticilerin öne çıkardıkları gazetelerin, yani mevcut gazetemsi şeylerin öne çıkardıkları değerlere falan baktığınızda barış, insan hakları gibi kavramlar gitgide geriye çekiliyor. Onun yerine saldırgan, mütehakkim, zorbalığı örtülü aslında bir şekilde. Aslında müfredata insan hakları dersleri eklendi. Var. Orada bir kavga, yani bütün alanlarda bir kavga dönüyor. Zaten insan hakları, yani klasik mesele, yani nasıl o TCK'nın hangi maddesiydi, işte halkı kin ve nefrete teşvik etmek maddesi, konulduğu niyetin tam tersine nasıl kullanılıyor ve işte farklılıkları, altını çizen insanları o maddeden cezalandırılırsa da müfredatlara benzer bir dalga geçme söz konusu. Yani müfredatın amaçlar bölümüne baktığınızda falan gerçekten de işte hoşgörü, barış, ötekine saygı falan gibi laflar geçiyor. Ama dediğim gibi yani bu genel popüler tarih algısı, işte medyanın kurduğu dil, egemen bloğun gitgide bir tür agresifliği, bir tür alt emperyal niyeti meşrulaştırarak pompalaması okul zorbalığını da çok arttıracak. Yani önümüzdeki döneme o anlamda bu dalgaya karşı çeşitli dalga kıranlar örmenin yolları üstüne düşünmek lazım. Hayatın bütün alanlarında olduğu gibi, ama okullar bu anlamda patlamaya hazır birer şeye dönüşecek. Hem birçok okulumuzda yer alan işte Arap öğrenciler, onların entegrasyonu meselesi, ama sadece o çocuklar değil. Demin söylediğiniz yani başka bir dille dalga geçmeyi meslek onurunu yedirebilen bir dil hocası, bir edebiyat hocası. Yani böyle bir hoca malzemesi var, bir problem bu. Ve yeni kuşaklarda gitgide bu artmakta. Eski kuşakların bu konuda denge oluşturan hocaları ya işte bu KHK'larla tasfiye edildi, ya emekli oluyorlar. Yerlerine yeni insan yetiştirecek mekanizmaları kurmakta da ne yazık ki yeterince başarılı olamadı o diyelim demokrat, barışçı öğretmen kuşağı. Ve hem öğretmenlerden, hem dışarıdan, okulun dışından, hem de okulun içindeki çocukların bütün bunlardan etkilenmeleri sonucunda sürtüşmelerin artacağı bir dönem bekliyoruz. Buna önlem olarak muhtemelen insanlar kendi gettolarına kapanmayı seçecekler. Bu da başka bir riski getirecek. Herkesin sadece kendisine benzeyenin olduğu okullara gitmesi ve dolayısıyla da okul denen şeyden beklediğimiz, yani Cumhuriyet Okulu dediğimiz şeyden beklenmesi gereken temel işlerin yerine gelememesi. Yani tıpkı işte geçmiş çağların o millet sistemindeki gibi herkesin kendisine benzerlerle kapalı yerde yaşaması ve oradan iktidarla ilişki kurmasına benzer bir şekilde şimdi de herkesin sadece kendisine benzeyenlerin bulunduğu okullarda okuyup o okullardan çıkıp akşam etrafı surlarla çevrili kendi güvenliği olan sitelere girip, ama bu toplum olmaktan vazgeçmek zaten demek. Bu orta çağa dönmek demek. Bu yani hani eğitimin en önemli konularından bir tanesi buydu. Ne kadar ideolojik yetiştirme, hani öğrenci yetiştirme olarak baksak bile hani devlet okullarında her sınıftan öğrencinin bir araya gelebilmesi anlamında önemliydi. Zaten Cumhuriyet oydu. Yani en azından yani sözlük tanımı oydu. Yapamadı ama niyetlendi ve Dediğim gibi ben işte ilkokulu bir devlet okulunda okudum. Bağlarbaşı'nda muhteşem, çok güzel bir okuldu. Muhtemelen eski bir Ermeni okuluydu ama onu da söyleyeyim. Ve orada işte çok farklı toplumsal kesimlerden insanların çocukları olarak beraber küme çalışmasıyla yetiştik. İşte ve o dönemin en iyi liselerine derecele girebilen çocuklar çıktı bizim o okuldan. Ve bu size daha sonrasında da size benzemeyen insanlarla birlikte yaşama konusunda çok temel bir eğitim veriyor. Okul hiçbir şey değilse bunu yapmalı. Ama bunu yapmıyorsa barışa değil, aslında fragmentasyona, herkesin kendi cemaatine kapanmasına ve dolayısıyla öteki hakkında her zaman böyle bir kuşku taşımasına yol açan bir şey örüyorsunuz demektir. Şimdi bu yeni Milli Eğitim Bakanı'nı da bir kısa konuşalım vakit kalırsa yani. O da ilginç birisi çünkü. 2000'lerin ortasında bu müfredat değişiklikleri döneminde bir böyle çalıştay yapmışlardı ve yani AKP hükümetinin işte Talim Terbiye Başkanı olmasına rağmen çok farklı kesimlerden insanın katıldığı böyle bir haftalık bir çalışma. Bu dediğim daha 2000'lerin ortasında, henüz özel okul falan da açmamış olması lazım Ziya Hoca'nın. O dönemden gözlemlerim hiç olmazsa iyi rakip. Yani muhtemelen dünyaya farklı bakıyoruz, muhtemelen o daha böyle neoliberal dünyaya uyum sağlama potansiyeli daha güçlüyken ben daha kamusalcı bir yerde duruyorum falan filan. Onlar önemli değil ama yani şansınız var. Yani söylediğinizi anlayacağından emin olduğunuz birisi. Dolayısıyla iyi rakip. Ama eğer milli eğitimi şu son 3-5 yılda olduğu gibi ne bileyim işte oğlunun kurduğu vakfın kontrolüne bırakmak ya niyetlenmeye devam ederse, milli eğitimdeki ve başka bir sürü bakanlıktaki önemli koltukları, tarikat bağlantıları içinde birilerini teslim ediyorsa vesaire, o zaman yine skandal devam edecek. Yani keşke Ziya Hoca böyle bir dönemde, böyle bir Türkiye tarihinin politik olarak en bence negatif dönüşümlerin yaşandığı bir dönemde bakanlığı kabul etmeseydi, ama Allah kolaylık versin. Geri döneyim. Ben sınıfla ilgili bir şey sormak istiyorum. Sınıfa dönersek. Şimdi burada karamsar bir tablonun içinde işte tam da öğretmen nasıl bunu yani kendi çapında veya kendi elinin veya gücünün yettiği sürece ne yapabilir veya bunu mesela sağlayabilmek için nasıl bir kendini yetiştirebilir? Evet, yani tabii birinci ön koşul buna niyetli olması lazım hocanın. Yani hoca, şimdi yine bir yıllar önce yaptığım bir öğretmen atölyesi diyelim. Orada bir tarih öğretmeni arkadaş ülkücüydü. Ama çok iyi anlaştık ve hoş, böyle enerjik falan da bir çocuktu. Dersin sonunda, benim denediğim dersin sonunda, ya dedi bu dersin dersi yok. Çünkü ben yani işte katılımcı, ağırlıklı olarak öğretmenin uzun uzun nutuklar atmadığı, çeşitli malzemeler ve birincil kaynaklar üstünden yürütülen bir tartışma ortamı olarak sınıfı kurmuştum ve derse öyle başla böyle bitmişti. Yani dersin mesajı, dersin kurgusuydu. Dersin kurgusu dersin mesajıydı. Ama o arkadaş dedi ki ya bu dersin dersi yok. Neyi kastediyorsun dedim. Yani dedi bence dedi tarih dersi dediğin dedi. Yani çocuklar sınıftan böyle gözleri dolarak ve titreyerek falan çıkacaklar. Bu bir milli gurur duygusuyla. Tamam dedim o zaman, yani bu daha çok başlangıçta çok temel bir ayrım olduğu için istersen bunu başka zaman seninle baş başa tartışalım. Tabii tartışma fırsatımız olmadı. Şimdi sorunuza dolayısıyla gelirsek. Birincisi öğretmen sınıfa girerken kaygısını taşıyor olmalı. Yani bu benim demin dediğim şeyde anlaşıyor olmamız lazım. Aslında Milli Eğitim Temel Kanunu'nda bile olan bir şeydi. Yani sınıf, çocukların barışı, birbirleriyle birlikte yaşamanın kurallarını, uyumu öğrendikleri bir mekan olmalı diye düşünerek sınıfa giren hocayla, ben bu çocukları öyle bir yetiştireceğim ki günün birinde efendim işte üç kıtada at koşturan fatihler olacaklar diye giren hocanın bu konudaki tavrı farklı oluyor. Özellikle yani hadi diyelim yani dünyaya bir bakışınız var. Yani demin dediğim işte örneğini verdiğim arkadaş işte ne bileyim yani çeşitli dünya görüşleri var, bunları saymama gerek yok. Farklı dünya görüşlerine sahip olmamak zaten tuhaf. Yani öğretmenin özel olarak bunu çok da saklaması gerektiğini düşünmüyorum zaten. Yani sınıfta özel olarak söylemesine gerek yok ama mesele metodolojide. Yani tıpkı tarihçilikte, gazetecilikte vesaire olduğu gibi. Yani size ait bir dünya görüşünüz elbette var. Ama bunu mesleğinizi yapma şeyini, yapma tarzınıza ne kadar hakim kılıyorsunuz? Daha doğrusu şu, diyelim ki milliyetçi bir tarihçisiniz ve 1915 ile ilgili bir belge buldunuz. Bunu tahrif etmek, yırtıp çöpe atmak, çünkü bu Türklük için tehlikelidir diye düşünmek tam bir bilimsel şerefsizliktir. Mesela bunu metodolojik olarak bilmek. İşte ilerici bir öğretmensiniz ama ne bileyim... yani şimdi örnek vereceğim de Zülfiyar'a dokunmasın. İşte yani Latife Hanım'ın Atatürk'le ilgili şeylerini buldunuz, hatıralarını buldunuz, var zaten bu dediğim oldu da ve tarihsel belge ve incelediniz ve bunu bugün için toplum hazır değil deyip işte kasaya kapattırıyorsunuz. Bu da mesela bilimsel etikle uyumlu bir şey değil. Ya da işte ne bileyim ve benzerleri ve benzerleri, yani yani çocuklar hepimizin, yani bu noktada anlaşmak lazım. Yani bu memleketin çocukları hepimizin bir, yani kafası çalışmayan çocuk, yani yeterince eleştirel düşünen, işte sonuç çıkarabilen, mantığın, yani burada sadece aydınlanma sonrası şeyden bahsetmiyorum ya, Farabi'nin, işte İbn Sina'nın, İbn Rüşd'ün, yani insanlığın ortak geleneğinden yarattığı temel retorik belagat kuralları, temel mantık kuralları, temel akıl yürütme biçimleri vesaire var. Bunları edindirmek hepimize yarar. Yani eğer dünya görüşüne güveniyorsan bunları bilen bir çocuğun topluma senin açından katacağı şeyle bunları hiç fark etmeyen ve yaratıcılığı törpülenmiş, o anlamda iliş edilmiş beyinlerle yaratacağınız ütopya bambaşka kalitelere sahip olacak. Dolayısıyla bu noktada Türkiye'nin bütün öğretmenleri, bütün farklı kesimleri şu noktada birleşebilir. Biz iyi bir okul istiyoruz. İyi lafının teknik tarifinin çok mümkün olduğunu düşünmüyorum ama en azından şeyde anlaşabiliriz. Yani PISA sonuçlarında bu kadar sürünmeyen okullar. Ne bileyim temel bugünün dünyasına, 2010'ların dünyasına gerekli temel becerileri edinmiş çocuklar. Yani biraz çünkü daha sorgulayan bir... Evet, yani ya sorgulamazsa bile, yani iyi metinle kötü metini, sahte ile gerçeği, üstünde düşünülmüş sanat eseriyle yani öylesine yapılmış olanını ayırabilmek gibi, çoktan ya bakınca şeyi sezebilen, bu beni kandırmak için üretilmiş bir tweet. Bu bilgi veriyor. Yani mesela teyit orgun yapmaya çalıştığını bizim her an sınıfta ve her konuyla ilgili ve her kanattan gelen dezenformasyona karşı yapmamız lazım ki güçlü çocuklar yetiştirebilirim yeni çağa. Yoksa bu çığın altında kalacağız. Bu bizi her anlamda parçalanmaya, fragmente olmaya zorlayan bu birçok diyelim gücün etkisi altında unufak olacağız. O anlamda tabii panikteyim biraz. Ama bir taraftan da yani 100 yıldır yapılamamış, 100 yıldır her şeye rağmen eleştirel düşünmeyi koruyan öğretmenlerin, işte çocukların en nihayetinde belli insani değerleri yine de korumaya devam edebilmesine falan bakıp yani direnmek lazım, dilinmek lazım, didişmek lazım diye düşünüyorum. Yani tabii bu işin bu konuya yönelik çok çok geniş bir literatür söz konusu. Bütün bu başlangıç aşamalarını geçersek İş yeni başlıyor olacak ve bizim oturup yani eğitim akademisi, öğretmenler vesaire bu konuda, evet, yani bu işin tekniklerine dair birlikte düşünüp birçok örnek ders üretmemiz lazım. Ama mesela sizin de tanık olduğunuz örnek dersi, ki dersimle ilgiliydi, 1938 ile ilgiliydi. O dersi ben ne bileyim talim terbiyeden birisi, işte Kürdider'den birisi, ÇED'den birisi, işte YÖK'ten birisinin falan da olduğu bir ortamda denedim ve işledi. Yani kimse ya bu nasıl ders, bu bir endoktrinistan dersi demedi. Tam tersine bir meseleye dair hep beraber oturup düşünmenin kapısını açtı bu ders diyebildi. Yapabiliriz yani, en azından buna benzer böyle belli kanonlar oluşturabiliriz. Sonrası herkesin yaratıcılığına kalır. Ama bunu bir an önce yapmaya başlamakta fayda var. Yoksa bu kutuplaşmayla, her anlamda bu kutuplaşmayla, hem politikada hem toplumda hem yaşam tarzlarında bunların okullara yansımaması mümkün değil. Muhtemelen yansıyordur. Yani her zaman yaptığımız gibi konuyu ya bakmamak, ona dair verileri toplamamak vesaire falan gibi şeyler yaptığımızdan fark etmiyoruz. Ama yansımıyor olması mümkün değil. Tıpkı işte erkek egemenliğinin, türcülüğün, işte ekolojik duyarsızlığın vesairenin de oralara yansıdığını görmemeye çalışmamız gibi. Peki buna ayrımcı okulları her zaman bir risk olarak düşünmek lazım. Buna işte diyelim ki, yani dediniz ya, önce niyetli olmak lazım. Niyetli oldu bu öğretmen ve o kutuplaşmanın da sınıfa yansımasını görüyor ve bununla mesela diyelim ki işte kendi çapında bir mücadeleye girecek. Onu mesela hem yöntem olarak veya kaynak olarak önerebileceğiniz, böyle hemen bir çırpıda. Zor, yani bana gelsin. Yani bilmiyorum, yani bu meseleyle ilgili ya da okumalar mesela, yani en azından tarih bağlamında Tarih Vakfı'nın belli bir külliyatı var. Biraz eskimiş de olsa, yani 90'ların sonu 2000'lerin başı civarında başlayan bir yayın faaliyeti vardı. Orada bir birikim var. Bilgi Üniversitesi Seçbir Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları biriminin bu konuyla ilgili çalışmaları var. PDF olarak web sayfasında bulunabilir. Bu ERG'nin tabii çeşitli dönemlerde yaptığı raporlar olaya daha böyle, nasıl diyelim, bütün eğitim sistemini rakamlarla görmek, veri temelli üstünde düşünmek vesaire açısından orada bir birikim oluştu. Sınıfında Suriyeli öğrencisi olanların Yurttaş Derneği'nin yeni projesi devam ediyor. Evet, oraya Yurttaş Derneği, yani Yurttaş Derneği ve onun da sanırım web sayfasına bazı dersler konulacak. O kıymetli, yani bu tür pilot çalışmalar tabii, yani nasıl diyeyim, kocaman bir problemler deryasına bir damla atıyorsunuz ama onu bir pilot çalışma olarak düşünüp işte insanların yararlanabileceği bir web desteğiyle de şey yaparsanız, örerseniz, o bazen hayat kurtarıcı olabiliyor. Ama benim tabii her zaman söylediğim ve burada da bir kere daha tekrarlamak istediğim nokta şu. Ya burada kritik olan şey, farklı dünyaya farklı yerlerden bakan iyi öğretmenlerin bir araya geldiği şeyler oluşturmak, kozalar oluşturmak. O her şey orada çözülüyor. Yani çünkü sınıfta öyle problemlerle karşılaşıyorsunuz ki çok özgün ve kolay kolay bir reçeteyle halledilemeyecek şeyler. Orada yapabileceğiniz tek şey arkadaşınıza danışmak, arkadaşınıza o oturup her case study'ye dönüştürmek ve onu bölüm odalarında, işte öğretmen odalarında bir üstünde bir pedagojik mesele olarak beraberce düşünüp çözüm ürettiğiniz bir şey olarak kurgulamak. Bunu yapabilecek ortamlar kurmak, ama bunun için bile yani okuldaki yöneticinin, müdürlerin gerçekten, nasıl diyelim, yani eğitim yöneticisi olması lazım. Kafasına öyle çalışması lazım. X sendikasından Y iktidarına yakın olduğu için oraya atanmış olmaması lazım. Ya işte çıldırıyorum, burada da söyleyeyim. Yani bizim mahallede bir tane okul var. Okul, yani çocuklar 6 yaşından işte yani ilkokul ve ortaokul sürekli okulun kapısında bilmem ne partisi ilçe başkanının kocaman pankartı. Ya ayıptır, okul burası. Yani oraya biz çocuklarımızı getiriyoruz. Yani okulun kapısını bir parti, nasıl diyeyim, şeyi gibi kullanmak kadar utanç verici bir şey, bir durum yok. Tıpkı bunun gibi. Yani bu adam oraya, yani sürekli kendi reklam afişini o kapıya asan adam okula saygısızlık ediyor. Kendi dünya görüşüne de saygısızlık ediyor. Yani neyse, bunu da arada söylemiş olayım. Kaynaklar meselesine gelince, en temel kaynak dediğim gibi deneyimli kendi arkadaşlarımız, kendi yaratıcılığımız, bunu çarpıştırabileceğimiz, diyaloğa geçirebileceğimiz biraz farklı tarzları olan öğretmenlerden oluşan ortamlar. Yani idealinde tabii bu, keşke sendikalar bunu yapsa, sendikalar da bunu yapsa, sivil toplum kuruluşları da bunu yapsa. Ama yani öğretmenin işte diyelim kendisine eleştirel bakabilmesi becerisi bütün bunların da ön koşulu. Öğretmenlik meselesi, hani eğitim fakültesinden itibaren aslında, hatta yani atandıktan sonra, şimdi de atanamama meselesi var. Yani biten bir şey değil gibi. Bunun sürekli kendini geliştirme bu anlamda çok önemli. Yani bu meselede de öyle. Diğer konularda da öyle. O yüzden hani öğretmen eğitimi meselesinde altını çizmek gerekiyor. Tabii ama yani bunu bedavaya yapmamak lazım. Yani şey talebi yani öğretmenler nasıl diyeyim birer evliya değil. Yani talebimiz yani toplumun talebi, kamunun talebi öğretmenlere ya siz kutsal bir meslek yapıyorsunuz, dolayısıyla evliya gibi çalışmalısınız demek değil. Bunun karşılığını, bunun yapılacağı ortamı örmek devletin birincil görevi. Başka her şeyi bırakıp ilk önce yapması gereken şey bu. Dolayısıyla buradan sesleniyorum. Milli Eğitim bütçesinden kısıntı yapmışsınız. Saraylardan kısın, Milli Eğitim bütçesinden kısıntı yapmak bu memleketin sadece bugün değil geleceğini de batırmak demek. Milli Eğitim bütçesini bırakın azaltmayı, arttırmanız gerekiyor. OECD ortalamalarına baktığınızda OECD'ye Türkiye'nin verdiği öğretmen maaşı rakamlarına baktım tümüyle sahte. Yani bilmem kaç bin dolar alıyormuşuz senede biz. Palavra. Hipotetik bir öğretmenin gelirini anladığım kadarıyla OECD'ye bildirmişler. Hayır, öğretmen gelirlerinin artırılması lazım ve öğretmenlerin kendi aralarında gelişmelerini sağlayacak gerçek adını hak eden hizmetici eğitim ortamları kurmak lazım. Bütün bunların temeli de derinleştirilmiş radikal demokrasi. Yani öğretmene nasıl bir eğitim istediğini öğretmene soracaksın. Hatta öğretmenlerle birlikte kuracaksın o kendi hizmetici eğitim mekanizmalarını. Öğretmenlerin birbirlerini bu anlamda, akademik anlamda denetleyebilecekleri mekanizmalar kuracaksın ve ondan sonra dönüp peki sevgili öğretmenim sen niye bu çocuğu yetiştirmedin diye sorma şansın belki olur yani. O soruyu da herkesten önce velinin sorması lazım. Falan hepsi birbirini de destekliyoruz. Evet, peki teşekkür ederiz. Çok, yani bunlar konuşmakla bitmez ama teşekkürler beni davet ettiğiniz için. Tabii Ruşen'e ve Medyaskop'a da tebrikler, böyle bu faaliyet çok önemli. Keşke buna benzer şeyleri eğitim dünyasında da yapabilsek, bu tür sivil girişimleri. Bir Yurttaş Postası'nın daha sonuna geldik. Görüşmek üzere, hoşça kalın.